hayatın bin bir rengini içinde barındıran program Duygu Özdemir'le Hayatın Renklerine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Aileden çocuğa, sağlıktan eğitime birçok konuyu ele aldığımız programımızın bugünkü konusu estetik. Bu konuda sevgili izleyenler bize Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zekeriya Tosun aydınlatacak ve sevgili izleyenler 241-1818'i arayarak ya da 3969'a Ün TV yazıp boşluk bırakarak sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Yeni yıla girmeden bugün de şimdiden yeni yılınızı kutluyoruz sevgili izleyenler ve tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Öncelikle çok yoğunsunuz biliyorum ve kırmayayım. Bugün burada bizlerle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Üniversiteyi çağırınca biz de hayır diyemiyoruz. Zevkle, keyifle geliyoruz. Bu yılın son günü yoğunluğu var ama bizim izleyicilerimizin de bilgi alma hakları var bizden. Onları aydınlatma görevimiz var. O görevi yapmak için seve seve buraya geldik. Tekrar çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz ben için. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. Çünkü biliyorum çok yoğunsunuz. Bu yoğunluğunuza vakit ayırıyorsunuz. Tekrar sağ olun. Ve hocam bugün sizinle estetik konusunu konuşacağız. Genelde yüzle gideceğiz. Burun estetiğini konuşacağız. Dudak estetiğini konuşacağız. Kepçe kulağı konuşacağız ki birçok gencimiz bundan muzdarip. Hangi yaşlarda yapılıyor, bunları detaylandıracağız. Büyük bir ameliyat mı, neler gerekli, bunları konuşacağız. Sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor diyeceğiz. Ama hocam dedim ki plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi her programımda size sormak istiyorum. Çünkü yanlış algılanan bir durum da söz konusu. Bunu aydınlatmak adına bu anabilim dalı hangi hastalıklarla ilgilenir, nelere bakar, neler paylaşacaksınız? Plastik cerrahi diye kısaca ifade ediliyor ama Sağlık Bakanlığı'nda bizim uzmanlığımızın adı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi olarak geçiyor. Biz kısaca hastanemizdeki tabelalarda da plastik cerrahi olarak yazıyoruz. Halk arasında da öyle biliniyor. Plastik cerrahi temel olarak dışarıdan görebildiğimiz bütün problemlerin çözümüyle uğraşıyor. Ama ameliyatla yapılan tedavileri içeriyor bu tedaviler, çözümler. İkincisi estetik cerrahi ile ilgileniyor. Halkımızın büyük kısmı plastik cerrahinin bu estetik kısmıyla ilgili ve buradan dolayı haberdar. Ama estetik cerrah diye tek başına estetik cerrahi uzmanlığı diye bir branş yok. Estetik cerrahi uzmanları aynı zamanda plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı demektir. Ama bunun yanında estetik cerrahinin yanında plastik cerrahi, deride gördüğümüz ameliyatla düzeltilebilecek birçok problemle ilgileniyor. Bunlardan birisi derinin tümörleri, kanserleri, yanıktaki müdahaleler, erken dönem ve geç dönem müdahaleler. El cerrahisi, plastik cerrahinin çok önemli bir konusu ki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biz bu konuda da mesafe aldık. Mesela el cerrahisi yan dalımız söz konusu. Yani el cerrahisi plastik cerrahinin altında ayrı bir şube olarak hizmet veriyor. Maksillofasyal cerrahi dediğimiz baş boyun bölgesinin bir takım anomalileri yine plastik cerrahinin konusu içerisine giriyor. Tabii ki kopan el, kol, parmak ve uzuvların tedavisi yine plastik cerrahinin ilgi alanına giriyor. Plastik cerrahi deyince tek başına estetik cerrahi ya da tek başına rekonstrüktif cerrahi dediğimiz yapım cerrahisi girmiyor. Kabaca özetlersek plastik kelimesi Latince plastikos kelimesinden geliyor. Şekil vermek anlamında. Rekonstrüksiyon yeniden yapmak demek. Yani şekil veren, yeniden yapan birim ve aynı zamanda estetik cerrahiyle uğraşan birim demek. Bunu da bizlerle paylaştınız. Biraz da ekibinizi konuşalım istiyorum ben. Ekibinizde kimler var, neler yapılıyor? Bu anabilim dalında sizler neler yapıyorsunuz? Son dönemde yapılan ki her programda konuşuyoruz. Amerika'da ne yapılıyorsa bizde de bunlar var diyoruz. Bunları biraz detaylandıralım istiyorum hocam. Tabii. Şu anda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şimdilik 2 ama yakın zamanda 3 belki 4 öğretim üyesiyle hizmet veriyor olacağız. Benim dışımda yarım doçent arkadaşımız var, Mehtap Karameşe. O da çok özveriyle çalışan, koşturan bir arkadaşımız, hekim kardeşimiz. Asistan arkadaşlarımızın sayısı 4 tane. Yani şu anda 4 asistan, 2 hoca olmak üzere 6 kişilik bir doktor kadrosu. Ve 30 yatağıyla her gün ameliyat yapabilen birim olarak çalışıyoruz. Lazer birimimiz var. Mesela Konya'da, belki Türkiye'de bile resmi kurumlarda nadir olabilecek bir birim. Yine endoskopik cerrahi birimimiz var. Bunlar Türkiye'de nadir olan birimler. Estetik cerrahi müdahaleleri içerisinde
ultrasonik sistemle liposuction, yani yağ alma sistemi dediğimiz özel bir sistem var ki o da yine Konya'da sadece Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde var diye biliyorum ben. Türkiye'de her yerde olmayan bir sistem. Bunları düşündüğümüz zaman son derece istekli, hevesli, motive ve altyapısı hazır bir birim Konya'mıza ve ülkemize zevkle ve keyifle hizmet veren bir klinik olarak çalışıyoruz. Evet, çok güzel haberler var. Bunları da bizler de takip ediyoruz. Ve hocam estetik konuşacağız dedik bugün ve bunları detaylandırdık. Burun estetiğini konuşacağız ki çok sık yapılan estetiklerden biri olduğunda herhalde bizlerle paylaşacaksınız ilerleyen dakikalarda ama estetik neden yaptırılır? Her yaşta uygulanıyor mu? Ve insanların kafasını karıştıran bir soru, çok mu ağrılı? Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir de sürekli sanırım size sorulan bir şey daha var. İz kalır mı? Buyurun. Önce estetiğin genelinden başlayalım isterseniz. Sonra burun estetiğine girelim. Evet, estetik cerrahi kendi içerisinde o kadar alt gruplara ayrılıyor ki tek başına özel bir estetik cerrahiden bahseder gibi bütün estetik cerrahiler için bir takım kurallar koymak mümkün değil. Ama estetik cerrahi dediğimiz işlem ameliyatla güzelleşme işlemi. Dolayısıyla bu işlemin yapılabilmesi için ortada bir rahatsızlık verici durumun olması gerekiyor. Örneğin burnunun şeklinden rahatsız olabilir ya da bir bayan göğsünün büyüklüğünden, küçüklüğünden şikayetçi olabilir. Karın yağlarından şikayetçi olabilir. Kulağının duruşundan şikayetçi olabilir. Yüzündeki sarkmadan şikayetçi olabilir. Bütün bunlar estetik cerrahiyle düzeltilebilecek problemler. Bütün estetik ameliyatlarda iz olur mu? Hepsinde iz olmaz. Mesela kapalı yöntemle yapılan bir estetik burun ameliyatında dışarıda hiçbir kesi görülmez, içeriden girilir. Ama bir liposuction ameliyatında, yani yağ alma ameliyatında da sadece yağ almaya yarayan o kanüllerin girdiği yerler sadece kesilir. Küçücük, belki bir yarım santim, bir santimlik bir kesi olur. Dolayısıyla estetik cerrahide düşünüldüğü kadar büyük izler olmaz. Küçük izlerle yapılır bu işler. Bir de plastik cerrahinin diğer branşlardan bir farkı, bu izleri koruma ve saklama sanatıdır. Örneğin bir karın germe ameliyatı yapılırken karna yapılacak kesi hastanın iç çamaşırının altından yapılır ki bir denize girdiğinde ya da güneşlendiğinde görülmesin diye. Bir de olan izlerin böyle gizlenerek vücudun bir takım yerlerine saklanarak daha az görünür hale getirilmesi de söz konusu olabilir. Estetik cerrahi genel anlamda böyledir. İzsiz bir işlem diyemeyiz. İzler vardır ancak ya küçüktür ya iyi gizlenmiştir. Ama sıfır izle yapılabilecek bir işlem değiller. Değerli izleyicilerimizin aklına şu takılabilir. Bir takım dudak doldurma ya da botoks işlemlerini de bu sınıfa koyabilir. Ancak onlar bizim cerrahi işlem kabul etmediğimiz küçük estetik girişimler diye kabul ettiğimiz işlemler, asla ameliyat değil. Dolayısıyla onlardan bahsetmiyoruz. Onlar ayrı bir gruba giriyor. Bu genel girişten sonra isterseniz burun estetiğine geçelim. Geçmeden önce hemen bir soru daha soracağım hocam. Sıklıkla tercih edilen estetik operasyonlar neler? Bunları bayanlar ve erkekler olarak, baylar olarak ayırırsak eğer neler söyleyeceksiniz? En sık tercih edilen estetik ameliyatlar hem erkek hem bayanlar için burun ameliyatı. Bu Konya'da da böyle, Türkiye'nin genelinde de böyle. Ama Amerika'da biraz bu oran farklı. Amerika'da birazcık daha yağ alma işlemleri daha ön planda. Ama Türkiye'de estetik müdahaleler içerisinde en çok estetik burun ameliyatı yapılıyor. Bunun ardından bayan ve erkekleri ayırabiliriz. Bayanlarda göğüs küçültme ya da büyütme ameliyatları, karın duvarı estetiği, sarkmış karın duvarı, esnemiş karın duvarı estetikleri ve yağ alma işlemleri ön planda. Erkekte aslına bakarsanız yine benziyor. Özellikle genç erkeklerde erkek memesinin büyüklüğü çok ciddi problem. Onlara biz müdahale ediyoruz. Her gün neredeyse birkaç hasta görüyoruz bu konuda. Bugün de az önce buraya gelmeden birkaç hasta gördük. Büyümüş erkek göğsünün küçültülmesi, bizim jinekomasti dediğimiz ameliyat. Erkeklerde yağ alma ameliyatı işlemi birazcık daha az. Ama bayanlarda yağ alma daha ön planda seyreden bir işlem. Evet, bugün meme büyümesini konuşmayacağız ama ben hemen konusu açılmışken sormak istiyorum. Jinekomasti ameliyatı hocam farklı bir yöntemle yapılıyor sanırım bizim fakültemizde. O konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Jinekomasti ameliyatında bütün dünyada kullanılan ve tercih edilen ultrasonik liposuction denen bir işlem var. Bunu şöyle açıklayabiliriz değerli izleyicilerimize.
ses dalgaları yardımıyla oradaki yağ hücreleri parçalanıyor ve ciddi bir kanama olmadan yağ hücreleri kolayca alınabiliyor. Bu ultrasonik liposuction dediğimiz bir işlem. Konya'da bir başka yerde henüz yok. Türkiye'nin birkaç yerinde mevcut bir işlem. Bunun avantajı nedir? Sarkmış olan meme cildi bu işlemden sonra çok güzel topluyor. Cildi toplamak için cilde ilave bir kesi yapmanıza gerek kalmıyor. Ultrasonik liposuction etkisiyle o sarkmış meme cildi topluyor ve yapışıyor. Sonuç itibariyle de son derece yüz güldürücü ve hasta tatmini yüksek bir ameliyat oluyor. Ve özgüven kazanma açısından erkekler için çok önemli bir durum olsa gerek hocam. Yazın özellikle daha rahat denize girebilmek adına. Bu anlamda gizleniyor mu izler? Tabii bu ameliyatta da meme başındaki kırmızı deriyle beyaz deri hizasından giriliyor. Dolayısıyla iz neredeyse hiç fark edilmeyecek düzeyde oluyor. Hasta da bunu etrafına söylemezse etrafının anlaması mümkün değil zaten. Evet.